Giriş çıkış deyimleri. Pascal dilinde klavye arayıcılığıyla değer aktarmak için kullanılan deyimlere biz giriş çıkış deyimleri deriz. Bunun için Pascal'da read deyimi kullanılmaktadır. Read ve read eden aynı işlemi görmektedir arkadaşlar. Birbirinden farklı iki özelliği vardır. Ve read eden olmaktadır. Benzer şekilde read elenle de bu özellik yapılmaktadır. Diğer örneğimize baktığımızda burada arkadaşlar karakter ifadelerinin okutulması gerekmektedir. Read elenle beraber yazdırma işlemleri de kullanılmakta. Write deyimi read elende aldığımız değerleri ya da ekranda değer yazdırmak istediğimizde burada biz Nisan ayından itibaren uzaktan eğitimine başladık. Ve eğitim verme konusunda Celal Bayar Üniversitesi'nde ön lisans açısından ilk eğitim veren ön lisans programıyız. Celal Bayar Üniversitesi'nde de önce olmaktan mutluyuz. Çeşit eğitimle devam etmekteyiz. Asenkron eğitim ve senkron eğitim dediğimiz eğitimler. Asenkron eğitimler bizim kayıt altında tuttuğumuz eğitimlerdir. Biz yılın başından itibaren 14 haftalık eğitimleri kayıt altına alıp eğitim platformumuza yükledik. Öğrenciler bunu 14 hafta boyunca istedikleri anda hafta hafta izleyebilirler. Senkron dediğimiz eğitimlerde de her hafta öğretim elemanı kendi ders vesaatinde öğrencilerle canlı eğitime geçip asenkron eğitimde anlamadığını canlı eğitimde sorabilmekte ve öğretim elemanları canlı eğitimlerde bize özet geçerek öğrencilere daha iyi anlatım gerçekleşmektedir. Bu şekilde bir anlatım düşünülmektedir. Şu an Celal Bayar Üniversitesi ön lisans programlar kapsamında Salihli ve Kula'da ortak derslerin tamamı uzaktan eğitimle verilmekte. Öğrenciler Türk dili, yabancı dil ve inkılap tarihi derslerini uzaktan eğitim üzerinden görebilmektedirler. Daha sonraki aşamada düşündüğümüz bizim bu ortak dersleri üniversitemizin tüm bölümlerine yaymak, yani üniversitemizin tüm bölümleri ortak derslerini uzaktan eğitim üzerinden alabileceklerdir. Uzaktan eğitim programı Celal Bayar Üniversitesi'nde ilk defa bu yıl Senatomuzun kararıyla uygulamaya başladı. Bu uygulama içerisinde Turgutlu Meslekçi Okulu'da bilgisayar programcılığı programıyla eğitim içerisinde yer aldı. Ancak ilerleyen süreç içerisinde Turgutlu Meslekçi Okulu'nun altyapısı ve eğitim kadrosu bu işi sırtlanaraktan üniversitemizin uzaktan eğitim koordinatörlüğünde bizim okulumuza taşımış oldu. Bu bizim için ve Turgutlu için gurur verici. Turgutlu Meslekçi Okulu bu açıdan bir adım daha diğer okullar arasında, diğer fakülteler arasında bir adım daha öne çekmiş oldu. Toplam 70'in üzerinde öğrenciyle başladık. Seneye bunu belki iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Genel olarak da okulumuzda yaklaşık öğrenci artışında yine artış oldu. Geçen yıl 2000 civarında olan öğrencimiz bu yıl 2500 civarında toplam sayıya ulaştı. Fiziki altyapımızdaki iyileşme, öğrenci kalitemizdeki, öğrenci sayımızdaki artış ve eğitim kalitemizdeki artışı da beraberinde getirmesi için gayret gösteriyoruz. Her açıdan örnek bir okul olması adına Turgutlu Meslekçi Okulu'nu bütün arkadaşlarımıza el birliğiyle çalışıyoruz.